Altınlarım alay değil, gümüşlerim kalay değil. Attım bana sevdayı, çekmesi kolay değil. diye bir dörtlükle videoya başlamak istiyorum. Bu dörtlükten de anladığınız gibi bugün ele alacağımız konu anonim Türk şiirinin en yaygın nazım biçimi olan mani. Peki nedir mani? Genellikle tek dörtlük halinde AAXA şeklinde bir uyak örgüsüyle aşk, özlem, ayrılık olmak üzere hemen hemen her konuda söylenebilen nazım şekli biz mani diyoruz. Maniler anonim ürünlerdir. Yani sözlü oldukları için manilerin söyleyeni belli değildir. Maniler çok büyük bir oranda hece üstünün yedili kalıbıyla söylenir. Yedili bir şekilde söylenmeyen mani sayısı oldukça azdır. Manilerin en belirgin özelliklerinden birisi AAXA şeklinde uyak örgüsüne sahip olmasıdır. Hatta bu uyak örgüsü mani ile o kadar çok benimsenmiştir ki başka şiirlerde de AAXA şeklinde bir kafiye karşımıza çıkarsa biz buna mani tipi uyak adını veriyoruz. Maniler genellikle aşk, doğa, ayrılık, hasret gibi konularda söylenir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Manilerde herhangi bir konu sınırlaması kesinlikle yoktur halk şiirinin en kısa nazım biçimi manilerdir. Manilerin ilk iki dizesi doldurma dizedir. Yani herhangi bir anlam ifade etmezler. Çok da önemli değillerdir. Asıl söylenmek istenenler son iki dizeye bırakılır arkadaşlar. Yani ilk iki dize, son iki dizede söylenenlere bir hazırlık aşamasıdır. Yine söylemekte fayda var. Maniler halk arasında oldukça yaygın bir gelenek haline gelmiştir. Bu şiirleri okuyan kişilere ise manici, mani yakıcı gibi değişik atlar verilmektedir. Ve gelelim önemli bir noktaya. Maniler karşımıza dört farklı türde çıkmaktadır. Şimdi bunları detaylıca ele alalım ve örneklerle konumuzu pekiştirelim. İlk mani çeşidimiz mani denildiği zaman aklımıza gelen düz ya da bir diğer ismiyle tam mani. Mani denilince akla gelen ilk mani çeşididir. 4 dizeden oluşur ve kafiye şeması AAXA'dır. Son olarak bu maniler genellikle 7'li hece ölçüsüyle söylenir. Bağlarında üzüm var, mor şalvarda gözüm var. Kaçma yarim uzağa, sana bir çift sözüm var. Şeklinde bir tam mani örneği karşımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AAX A şeklinde bir uyak örgüsüne sahiptir ve 1 2 3 4 dizeden oluşur ve aynı zamanda 1 2 3 4 5 6 7 heceden oluşur. Bu türdeki manilere biz düz ya da tam mani diyoruz. Bir diğer mani çeşitimiz kesik ya da cinaslı mani. Neden cinaslı mani diyoruz? Ona da değineceğim. Bu manilerin ilk dizesi 7 heceden azdır. Yani ilk dize yarım bırakılmıştır. Genellikle ilk dizede kullanılan sözcükle de cinaslı kafiye oluşturulur. Örneğimize göz atalım. Yarasızlar, ok değmiş yarasızlar. Yaralının halinden ne bilsin yarasızlar. Dikkat edin arkadaşlar ilk dizemiz yarım kalmış. Yani 1, 2, 3, 4 heceden oluşmakta. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ikinci dizedeki yarasızlar ile dördüncü dizedeki yarasızların bir cinaslı kafiye oluşturmuş olmasıdır. Cinaslı kafiye nedir arkadaşlar? Cinaslı kafiye okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerin dize sonlarında kullanılmasıdır. Burada da ok demiş yarasızlar ile ne bilsin yarasızlar arasında anlam olarak fark olduğu için cinaslı kafiye söz konusudur. Üçüncü mani çeşitimiz yedekli artık mani. Aslında isim bize ipucu veriyor. Artık mani. Yani düz maninin sonuna biz artık dizelerde ekleyeceğiz ve ortaya yedekli ya da artık mani çıkacak. 4 dizenin sonuna 2 dizenin daha eklendiği mani çeşididir diyoruz. Eklenen son 2 dize de tabi doğal olarak kafiyeye uyum sağlamak durumundadır. Örneğimize göz atalım. İlk bahara yaz derler. Şirin söze naz derler. Kime derdim söylesem bu ders sana az derler şeklinde bir düz manimiz var. Ama biz bu düz manimize artık dizeler de ekleyeceğiz. Yani kendin ettin kendine yan yana gezlerler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizeden oluşan bu manilere biz yedekli ya da artık mani adını veriyoruz. Ve geliyoruz son manimize karşılıklı değiş mani. Bu isim de bize ipucu veriyor. Karşılıklı söylenen mani karşılıklı olarak söylenen manilerdir. Bu manilerde dörtlükler soru cevap şeklinde bir atışma havası taşımaktadır. Örneklerimize göz atalım. Oğlan, hey ben var mıdır? İçi dolu nar mıdır? 300 altın isterler, hiç haberin var mıdır? Hemen oğlan cevap verir. Havar kekliğim var Yaylaya doldu da var. Sen sağ ol, ben sağ olam 300 altında ne var? şeklinde o olan da cevap vermiş oldu. İşte bu manilere biz karşılıklı mani adını veriyoruz. Dersimizi bu şekilde sonlandırdık arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video ortaya çıkmıştır. Eğer videomu beğenmişseniz lütfen kanalıma abone olun, beğen tuşuna basın ve yorum yapın. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.